Merhabalar, selamlar. Yeni stüdyomuzda yeni bir tarif videosuna daha hoş geldiniz. Alkışlarsınız sanmıştım ama. Sen ses efektleri verirsin diye ben düşünmüştüm. Bu bölümde size yılbaşı pastası yapmayı öğreteceğiz. Şu anda ekrana fotoğrafını veriyorum. Başlamadan önce her zamanki gibi gündem konuşacağız. Ne yaptık? Eskişehir'e alıştık mı? Alıştık. Soğuk mu? Soğuk. Ya bence hala o abartılan soğuklar yok yani. İstanbul'daki soğuklarla aynı şu an. Ama bana göre soğuk. Mert'in rengi açıldı ya. Güneş görmeye gördü. Evet. Annelik nasıl gidiyor? Evet, 10 aylık oldu. Bunun 9 ayı inanılmaz yorucu ve yıpratıcı bir süreçti benim için. Ama 10. ayda ışık var arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Pozitif enerji yayıyor çocuk. Sizinle iletişim kurduğunu o kadar güzel hissettiriyor ki. Bir alıp bir içinize bir yavrum diye sokasınız geliyor. 10. ayda ışık var. Peki Mert'e dönelim. Mert, sınav hazırlıkları nasıl gidiyor? Hiç güzel gitmiyor. Dershaneye başladın mı? Hayır. Ders çalışmaya başladın mı? Başladım. Soru çözüyor musun? Artık çözmüyorum, bıraktım. Neden? Okumak istemiyorum. Sebep? Okusam da yani görüyoruz üniversitede işsizleri. Biz de onlardan biri oluruz büyük ihtimalle. O yüzden okumayacağım. Gençlerin umudu kalmadı ya artık. İşte umudu kalmayan bir genç. Kime oy vereceksin? Mert. Efendim? Eğer okumayacaksan niye buraya geldin? Ben sizi çok sevdiğim için geldim. Gel. Canım ailem. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Tamam, şimdi öyleyse hemen tarife başlayalım. Malzemeler neler? Malzemeler bunlar önceden koymuşsunuz. Bunlar itecek mi artık? Hayır, geri kalanını koyamadım. Telefonumu bulamıyorum. Eve uyandım mı, uyanmadım mı? Bir ses biraz gibi oldu galiba. Gideyim bakayım mı? Ne kadar güzel bir şey. Arkadaşlar, Eva'nın full kontrolünü ben aldım. Geceleri ben uyutuyorum. O yüzden gideyim bakayım. Tatlım. Uyandın mı sen? Evet, Eva'yı uyuttum, geldim. Şimdi hemen keki başlıyoruz. Geç bakalım Mert. Geçen sefer senin aşçılık yeteneklerini test ettiğimiz için biraz gerilmiş olabilirsin. Evet. Bu yüzden çatır çutur yumurtaları kırdın. Ama bu sefer daha rahatsın çünkü senden hiçbir beklentimiz yok. Mesela kaptığını okumayacağım. Bence bu sefer inanılmaz iyi iş çıkaracaksın. Yine beklentimiz var gibi oldu ama. Evet, yok ya. Yükseldi yine beklenti ama. Yok yok, bu sefer rahatsın. Çok iyi yapacaksın her şeyi. Çok, çok iyi. Sen tarif et, sen de yapmaya başla. Yumurtanın sarısını beyazına ayıracaksın. En kolay kısım. Son tariften beri hiç yumurta kırdın mı? Hayır. Bari insan ona çalışır be. Boş boşuna yumurta mı kırıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Alkış. Evet, bütün yumurtaları başarıyla kırdın. İçine biraz sarı karıştırdın ama olsun. Benim suçum değil. Neden değil? İçeride kendisi karışmıştı. Ne? Yumurtayı kırmadan önce karışmıştı. Bir fiske tuzla beraber beyazını iyice köpürtün diyor. Sarısını nasıl yapıyorduk? Un katacağız içine. Hayır, şeker katacağız. Bunun için de mi yapacağız? Hepsini mi? Evet. Sonra bütün un mu? Aşkım, ilk önce bir eline verdiğim bir şey yap ya. Karıştı. Karışmadı mı? Ve tat böyle olması lazım. Evet. Bak, al bunu, koy üstüne, sonra alttan al, üstünü doğru karıştır. Biraz ekle ama üstünden, aşkım üstünden karıştırmıyorsun. Karıştır derken böyle mi? Alttan aldın ya, böyle üstüne böyle karıştıracağım. Al sen de, böyle yedir. Köpüğün söndürmesi lazım. Söndü. Söndü mü? Yavaşça yedir, bütün köpüğünü yedir. Alttan alıyorum, üstten yediriyorum işte. Yedir demek nedir? Alttan alırsın, böyle yedirirsin. Al. Aman çok biliyorsan yap. Sen iyi misin? İyiyim. Stres misin? Değilim. Sanki bir şey için stressin gibi. Yarım kaynanam geliyor, daha ne kadar stresim var. Mutfağa batırıyoruz, sabah gelecek kadın. Hey kaynana, bunu bırak, bırak. Görür de ve mutfağım hakkında yokmuş. Ne kadar pis çivir böyle dersen yolarım vallahi. Alttan alıp isteyin. Canım kaynanama, kendi ellerimle pandispanya yapıyorum. Bunun karşılığında bir... Bence bu aralar onu çok beklersin. Ne var ya, kendi bilekliğimi getirsin, başka bir şey istemiyorum. Aa. Allah Allah, ara anında söyle ha, yarın çıkacak, çıkmadan önce yolu alsın yemin ederim. Ya annem bize düğünde bileklik aldı. Daha sonra onun böyle kenarı bozukmuş. Düğünde yaptırmak için çıktı. Geri götürdü. Düğünde elimden düştü böyle. O da hemen o fırsatta aldı. Dedi ki ben bunu yaptırıp getiririm sana dedi. Bileklik 2 yıldır. 2 yıl oldu arkadaşlar. Bileklik 2 yıldır annemde duruyor. Ne zaman sorsam unuttum getirmeyi diyor. Canım kesin annem. Var ya sattı yedi. Yuvarlak bir kek yapacağız. Çeyreğini kesip üstüne koyacağız. Daha sonra bu kesik taraflarını kapatmak için de ayrıca kurabiye yapacağız. İçindeki ışıklardan bahsetmiyorum.
Şimdi o zaman kurabiyeyi mi yapacağız? Evet, şimdi kurabiyeye geçiyoruz. 75 gram tereyağı ve şekeri iyice birbirine karıştırıyoruz ve oven yanıyor. Okey, tamam ben gidip bakayım. Al yönetmen sensin. Oğlum bunun böyle olduğunu emin miyiz ya? Evet. Ben değilim. İçerisine bir adet yumurta sarısı ekleyip çökmeye devam ediyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Telsiz ol. Peki nasıl pişireceğiz şekil zaten? 5 dakika bekletsek buzlukta olur mu? Ya bence gerek yok. Zaten kabartma tozu da yok şimdi. Neden? Yıkanmamış. Ama bir çay kaşığı diyordu zaten. Çok da etki edeceğini zannetmiyorum. Kabartma tozu nasıl biter ya? Bir tomar vardı. Bakacağım mı? Aşkım yok işte. Evet, gerçekten de bitmiş. Çünkü ben bir yıldır falan kabartma tuzu almıyorum. Tamam, aç. Ya ne şekil verdin ki? Evet. Açmaya gerek yok o zaman, elimizde ne yok. Tamam, öyle aç. Açacağım sonra keseceğim. Etrafını kesersin, okey. Ama şeyi yapman lazım. Kekimiz kabaracak ya, onun boyutuna göre yapman lazım. Yapabilecek misin? Hayır. İki tane büyük olsun, bir tane küçük olsun, bir tane de minik olsun. İki tane küçük olsun, bir tane büyük olsun. Anladın mı? Hayır. Ne gerek var merdaneye? Mis gibi oldu. Bu kardan adam galiba. Bu da ağaç mı? Bu ne? Çiğ köfte. Buraya da seni yapayım mı? Yap bakalım beni. Zayıf yap. Çiğ köfteyi buraya alalım. Aşkım, onu düzelt. Neyi? Kameradan bir baksana nasıl görünüyor. Aşkım doğruları göstermişim. Bu sefer de hiç yok. sen dedin, şöyle yapayım. Kertenkele gibi oldum. O zaman Mert'i de yapalım. Yılbaşını geçirdiğimiz ev olsun. Yanık kokusu mu geliyor? Evet. Yanıyor. Tamam, o zaman kapatalım, şey olsun. Kendi ısısını biraz daha tutsun değil mi? Mert sen ne yapıyorsun? Kitap. Ne kitabı? Şey, ders kitaplarımı. Onları mangalda yakacağım. Evet, şimdi kremayı da çırptık. Dolapta yer kalmadığı için bunu balkona koyacağız. Zaten balkon buzdolabından daha soğuk. Şimdi kekteyiz. Yüksek dereceyi de atmışız galiba. Öyle mi? Altı yanmış. Göster bakayım. Çok güzel. Brownie. Bu da normalde hiçbir şey yemez, yanık kek dedi, şaka gibi. Mert, yemediğin şeyleri saysan bize. Mantar, zeytin, yeşillik, her şey. Soğan yemem. Sen soğan da mı yemiyorsun? Yemeklerin içinde soğan var. Soğanı ayırıp yiyorum. Bardak da yemem. Kokuyor. Sanki mantası var da mantasının yanından gidiyor. Kokuyormuş. Kabartma tuzu olmadan kurabiye bence oldu. Tadı da çok güzel. Ama bu şekiller pastayı biraz fazla büyük. Buraya mı? Buraya mı? İkinci kata kadar geliyor. Biraz daha keselim demiştim size. O zaman kesin. Artık kesilmez, sertleşti. Kırılır. Squid Game'deki gibi şey yapalım. Hangi ne game'de? ne keyifli kaçma. Sukut. Tamam, pastamız oldu. Galiba biz yılbaşı için bir pasta tutmuşuz. Pardon. yılbaşı için bir ev kiralamışız. Orijinalindeki gibi ışıklar yanmıyor çünkü zam gelmiş elektriğe ve ödeyememiş ev sahibi. Boşuna mı tutmuşuz biz bu evi? Ben ışık yansın istiyorum, olmaz konuş ev sahibiyle. Şey de olabilir, ne bileyim fırtına falan kopmuştur. Belli ki zaten fırtınalar kopmuş. Biz buraya nasıl gitmişiz? Erken gitmişiz. Mahsur kalmışız ama hiç keyfimiz... İstifimizi bozmuyoruz, burada mangal yapıyoruz. Aynen, bakınız. Evin tepesinde bir tane ağaç var. Bunu buraya fırtına getirmiş olabilir. Bunu biz yapmışız muhtemelen. Bir tane kardan adam var. Mert burada elinde kebapla mangal yerliyor. Ve mangalda da ders kitapları var. Bunları ateşe vermiş, mangalı öyle yapıyor. Evet. Çünkü Mert'in okumaya niyeti yok. Hepsini yaktım. Gördüğünüz gibi ben buradayım. Balım burada. Kucağında da Eva var. Dışarıda herhalde fotoğraf çektiriyoruz. Kısacası böyle. Afiyet bal şeker olsun. biz yaptık, siz yapmayın. Şimdi tadına mı bakacağız? Yarın annemler gelince onlarla birlikte yiyelim bence. Okey. Yarın tadına bakarız. Elinize sağlık. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda her zaman olduğu gibi bonus videolar var. Instagram adreslerimizden bizi takip etmeyi de unutmayın. Mert hariç Mert'i takip etmeyin. Onun dikkati dağılıyor çok. bizi takip edin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Demek ki videolarımı hem izliyor hem de abone oluyorsun abi. Öyleyse bunu hak ettin. Bu garaj artık senin. Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet, her türlü organizasyonunu burada düzenleyebilirsin. Hem de ücretsiz. Biliyorsunuz
taşınırken kırbacımı kaybettim. Kendime yeni altın kaplama bir kırbaç sipariş ettim ama hala gelmedi. Bu yüzden bu bölümde abone olmayanların icabına Eva bakacak. Şimdi bittiniz. Başla. Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda Adana için söylediklerim yüzünden yanlış anlaşılmışım. Aslında öyle şeyler söylemek istemem. Ya hangi kafadaydım hiç bilmiyorum. Adana dünyanın en güzel şehridir. Adanasız bir dünya hayal edemiyorum. Özür dilerim Adana sanat... Sana tekrardan saygısızlık yapmayacağım. Buranın altını iyice çiziyorum, iyi yapalım. Ayrıca istediğimiz yere lomburlop diye girip ciyak çık diye yüzeriz. Sıcak diyoruz, anlamıyorsunuz mu? Ya çok güzel. Ben ışırtı çıkardım, pardon ya. Zaten zor yaptım. Hayır. Hadi git gel. Hangi pozisyonda? Baba Darvuk Amade gelmedi mi? Hayır. Buradan bunu atmayalım. Değiştir birazcık. Ben niye kaptırıyorum kendimi? Biraz değiştir bakayım bu oyun kat. Nasıl değiştireyim? Oyun kat içine. İçinden nasıl geliyor söyle yap. Bilmem. Gel. Baba Darvuk Amade gelmedi mi?